düzen takıntısı vardı. Evinde, çevresinde, hatta konuk olduğu evlerde bile eğri duran eşyaları düzeltmeden rahat etmezdi. 1,74 santimetre boyundaydı. Hayatının son dönemlerine kadar 76 kilogram ağırlığındaydı. Hastalığının ilerleme başlamasıyla 46 kilograma kadar düşmüştü. 43 numara siyah rugan ayakkabı giyerdi. Hoşgörülüydü. Köylünün birinin gazete kağıdına sardığı tütünü içmeye çalışırken eli yanmış, "Alın bunu kendi içsin," diyerek Atatürk'e küfretmişti. Mahkemeye çıkarılacaktı. "Atatürk, olayı dinledikten sonra onu mahkemeye vereceğinize doğru dürüst sigara içmesini temin edin," dedi. Şivesi. Özenli ve temiz bir Türkçe ile konuşurdu. Ancak bazı kelimeleri Rumeli şivesiyle telaffuz ederdi. Sigara pazarlığı. Hastalığının başlangıcında kendisini muayene eden Doktor Fisinger günde kaç paket sigara içtiğini sormuş, Atatürk 8 demişti. Doktor bunu günde 2 pakete indirmesi gerektiğini söyleyince gülümseyerek cevap vermişti. "Ben zaten 2 paket içiyorum. Bundan sonra bunu sizin izninizle yapacağım." Hayatında bir dönem çok önemli yer tutan Mustafa Kemal ile evlenmesinden sonra hayatına trajik bir şekilde son veren Fikriye Hanım'ın mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Bu nasıl halkçılık? Bir sabah milletvekilleriyle trene binmişti. Kondüktörün milletvekillerinden bilet parası almamasına şaşırmış, nedenini sormuştu. Trenin milletvekillerine bedava olduğunu öğrenince epey sinirlenmiş, "Ne de güzel halkçılık ama," demişti. Hayatının çoğunu geçirdiği savaş cephelerinden sonra Cumhurbaşkanı olarak geçirdiği yıllar onu çok sevdiği halkından ve sade bir vatandaş yaşamından uzaklaştırdığını düşünüyordu. Laiklik adam olmaktır. İlk mecliste bir oturum sırasında üyelerden biri laikliğin ne manaya geldiğini anlamadığını söyleyince gazi çok sinirlenmiş ve elini kürsüye vurarak bir din bilgini olan üyeye cevap vermişti. "Adam olmak demektir hocam, adam olmak." Papa'nın elçisine kendi elleriyle kıyafet hazırlatmıştı. Kıyafet kanunu çerçevesinde tüm din adamlarının dini kıyafetleriyle sokağa çıkmaları yasaklanınca Monsignor Roncalli'ye kendi terzisi Kemal Milaslı eliyle bir koleksiyon hazırlattı. Kurbanları bağışlardı. Gittiği yurt gezilerinde kendisi için kurban edilen hayvanlara bakamaz, böyle durumlarda sırtını döner ya da kesilmelerini engellerdi. Kabul salonundaki at yavrusu. Mustafa Kemal'in en sevdiği hayvan attan sonra köpekti. Yatağının baş ucunda uyuyan Fox. Yabancı dile meraklıydı. Askeri lisede öğrenmeye başladığı Fransızcayı sonraki yıllarda geliştirdi. Zengin bir kelime bilgisi vardı. Konuşurken araya Fransızca sözcükler de eklerdi. Gömleklerinin tamamı beyazdı. Bütün gömlekleri Beyoğlu'ndaki bir ters tarafından diktirilmekteydi. Fasulyesine poker oynardı. Kumardan hoşlanmaz ama arkadaşlarıyla fasulyesine poker oynardı. Oyun sonunda kazandıklarını iade ederdi. Tam bir salon adamıydı. En sevdiği dans valisti. Müzik zevki çeşitlilik gösterirdi. Klasik batı müziği dışında Anadolu ezgilerini de severek dinlerdi. Kan görmeye dayanamazdı. Cephelerde düşmanla göğüs göğüse savaşmış biri olarak en ilginç özelliği savaş meydanları dışında kan görünce fenalaşmasıydı. Lacivert takım elbise giymezdi. Takım elbiselerinin tasarımlarını hep kendisi çizerdi. Kulakları duyan tek kişi. Fransız tarihçisi Heriot Ankara'ya geldiğinde Gazi'nin kulaklarının duyuyor olmasına şaşırmış, anılarında bunu esprili bir dille anlatmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane kulakları duyan bir kişi var, onu da Cumhurbaşkanı yapmışlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il Gaziantep'tir. Bir ricası baş tacıdır. Bir gün halk arasında dolaşırken çarşaflı bir kadına rastlamış, "Hafız Hanım, benim hatırım için başındaki örtüyü açar mısın?" diye sormuştu. Kadın başörtüsünü açarak Atatürk'ün önünde eğildi ve ellerini öptü. Atatürk lafını ilk kez dönemin Türk Dil Kurumu Başkanı bir konuşmasında kullanmıştır. Mustafa Kemal de çok beğenerek soyad olarak almıştır. Kendisine ata diye hitap edilmesinden hoşlanmazdı. Bilardo ve yüzme sevdası. Sportmen kişiliği vardı. Her gün at biner, yüzmeye gider ve bilardo oynardı. Atatürk lafını ilk kez dönemin Türk Dil Kurumu Başkanı bir konuşmasında kullanmıştır. Mustafa Kemal de çok beğenerek soyad olarak almıştır. Kendisine ata diye hitap edilmesinden hoşlanmazdı. En başarılı olduğu ders matematikti. Eğitim hayatı boyunca en başarılı dersi matematikti. Pozitif bilimlere ilgisi hayatı boyunca sürdü. Tatlıya düşkün değildi ama en sevdiği tatlı gül reçeliydi. Yağcılara çok kızardı.
Bir akşam sofrasında kendisine gereksiz şekilde iltifat eden Abdullah Hamit'e müdahale etti. En büyük hayali dünya turuna çıkmaktı. Fakat ömrü yetmediğinden bu hayalini gerçekleştiremedi. Son yılbaşı gecesi. 1937'yi 1938'e bağlayan son yılbaşı gecesini Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile baş başa geçirmişti. O gece dolabındaki bazı elbiseleri bakana hediye etmişti. En sevdiği kitap Çalıkuşu romanıydı. Binlerce kitabı vardı ama bunların arasından bir tanesini, yani Çalıkuşu'nu hayatı boyunca, hatta savaş cephelerinde bile yanı başından ayırmazdı. Köşkteki güvercinlik. Kuşları çok severdi. Çankaya Köşkü'nde özel bir bakıcının ilgilendiği güvercinleri vardı.